Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Yine bugün bir bilmiyorum karar veremedim. Arnavut böreği mi, tavada bazlama gibi mi ne yapacağımı ama bir hamur yoğurup hazırlamak istiyorum. Sonra karar vereceğiz artık. Ben şimdi böyle hamurumun içini görüyorsunuz. Mayama attım bir yemek kaşığı kadar. Burada da süt su karışımı var. Tuzu atmadım. Böyle şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz atmak istiyorum. Biliyorsunuz. Kaşıkla falan ölçümüz pek yok bizim. Gözüme az gözüktü. Şöyle bir şey kadar, su bardağı kadar daha un koymak istiyorum. Bir şeker atmayı unuttum mayanın kabarması için. Şurada da şekerimiz vardı. Bir tatlı kaşığı kadar da şeker attık. Şekerimizi de attık. Şimdi şöyle güzel yumuşak bir hamur yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Besmelesiz başlamıyoruz. Suyumuz az geldi. Çok sert bir hamur olsun istemiyorum arkadaşlar. Ben hamuru yoğurup hazırlayayım. Çocuklarım buradalar. Onlar ne isterlerse artık anot böreğimi, bazlama türünü. Onların isteğine göre hazırlık yaparım. Böyle güzel yumuşak bir hamur yapıp geliyorum ben. Çok güzel yumuşak bir hamur yaptım. Dinlenmeye bırakacağım. Önce onun ağzını bir kapatalım. Yine bunun üstünü kapatmayacağım. Şöyle kenarda beklesin bizi. Zaman var. Zaten benim için kabarsa da olur, kabarmasa da olur. Şöyle bir kalsın burada. Unumuz da dursun. Yine alıp kullanıyoruz hazırca. Evet arkadaşlar hamurumuz çok güzel kabarmış. Biz bir de gelinimle böyle bir sarma sardık. Maşallah birazcık saralım dedik. Böyle bayağı bir sarmışız beraber. Hamurumuz da bir kabardı, taşıyordu. Ben böyle bir havalandırdım. Sizinle yine havalandırayım. Biliyorsunuz ya acelesi yok diye. Maşallah şuna bak ne kadar güzel hamur oldu. Görüyorsun anneciğim daha havalar evet. Burada hep puf puf olmuş. Puf oldu. Şimdilik dursun şöyle. Bu sarmanın tabi hepsini pişirmeyeceğiz. Hepsi çok. Düdüklüyü hazırladım ben. Biraz bunu şöyle şurasını falan doldururuz herhalde içine. Şimdi ben bunu bir doldurayım anneciğim koyalım da bitsin. O arada da hamurumuzu da yaparız. İkisi bir arada yeriz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan başlayalım. Böyle altına da yaprak koydum. Sarmalarımıza hem tadı çıksın diye hem olur ya yanmaz da inşallah. Bir aksi durum falan olursa bunlar korusun. Yaprağın belki mayhoşluğu falan verirse çok güzel olur. Öyle anneciğim zaten hem altına hem üstüne koyunca tat veriyormuş. Sıra yerleştirelim şöyle kenardan kenardan. Ortayı da boş bırakalım. Orta dolu olmasın. Düdüklü sesinle rahatsız olmayın. Şöyle tavamı da hazırladım. Şimdi bazlama yapacağız. Patates koyacağım içine. Önce hamuru bir açayım. Görüyorsunuz maşallah. Şöyle yapayım. Bunu alalım burada kalmaz. Yok.
bize rahatsız olmayın. Şimdi şu balkonda torununa şarkı söylüyor. Nasıl sevmek? Allah 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 Allah. Nasıl gülmek? Nasıl gülmek? Nasıl sevmek? İnsan değil bu. Sanki bir melek. Orkestra çaldı. Hem böyle yapıp yapıp bir 10 dakika daha dinlendirip sonra tavayı alacağım. Şimdi çekeyim de. Balkonda sohbet var, sesleri geliyor. Gördünüz, kabarmaya başladılar, çok güzel oldu. Şimdi şöyle pişsin. Güzel güzel kısarıyorlar. Açıp açıp buraya hazır ettim. Ben böyle böyle pişirmeye devam edeceğim. Şuradan sizi şöyle yaklaştırayım. Benim orada çok emeğim vardı. Ben işte ben şöyle bakmıştım. Şöyle bir şeyler bahaneler çıkıyor. Ha, ama babayla adı daha adaletli olur. Bilir yani. Oğlum şurası senin, şurası senin. Mesela biraz önce senin bayağı kabardı çünkü. Mesela kurursa evet. Kebir kebir biliyorsun. Ama üstün hangisini istersen? Ben düşün. Önce küçük de yaptım. Çok güzel kızarıyor. Torunuma dayanamadık. Buradan böldükse olsun diye. Biraz kısalım. Güzel kabarıyor. Arkadaşlar unutmuşum ben yine hep unutuyorum böyle çekim yapmayı. Böyle 4 tane de peynirli yaptım. Şöyle gördünüz. 4 kişiyiz 4 tane yaptım. Kızım da pişiriyor. Anneciğim onu al istersin. Eline dikkat et. Patatesinin sonuncusunu pişiriyoruz. Gezdirdim. Çok güzel oldu. Son bunlar. Bunlar da pişerse tamam artık biz yemeğe geçeriz. Geçerken tam göstereceğim size. Evet, bitti. Son ikiyi de pişiriyoruz. Ben böyle şuralarda bir toparlayayım güzelce. Çayımız da demlendi. Çay da hazır. Ne var orada? Peynirler pişiyor.
Böreklerimiz, çöreklerimiz pişti, hazır. Şimdi oğlum turşu getirmiş çok güzel aşağıda. Getir oğlum, onu açalım. Anne açalım. Çok güzel görünüyor. İnşallah tadı da öyledir. İnşallah oğlum. Birazdan bakacağız. Kıtır kıtır ve güzel lezzetlidir inşallah. Anne şu üzerlerin de içine alıyor muyum? Efendim oğlum. Onları al oğlum, onları al. Şu kenara şurayı alıyor musun? Tamam. Hadi şimdi şöyle tamam. Şöyle gel. Hadi besmele çek oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Biber üstte, şuradan biraz biber alayım da. Şuradan salatalık olmam lazım ama biberlerden salatalıklar ulaşamıyorum. Maşa vereyim mi olur? Bir saniye. Yok maşa ver, al hiç alalım hadi. Maşa da güzel. Tamam aldım. Alabildin mi? Aldım. Çok güzel çıktı değil mi oğlum? Yükseltiği falan iyi. Şu kornişon çıkışlar biraz şey yumuşatıyor ama acı falan da... Ellerine sağlık. Sadece çok güzel turşu çıkardın. Afiyet olsun. Turşumuzu da çıkardık. Yeniden kapatayım oğlum ben bunu aldım. Şöyle silelim bir bezle turşumuzu. Sarmamızı da çıkaralım. Anneciğim sarmamızı çıkarayım. Biz hazırladık. Her şeyimiz de bilmiyorum beğendiniz inşallah yaprak sarmasını etli pişirdik. Çok nefis görünüyorlar taze yapraklar. Nefis görünüyor vallahi ya. Nasıl oğlum güzel olmuş. Harika inşallah tatlı tuz da eminim güzeldir. Turşumuzu çıkardık. Böreğimiz çöreğimiz hazır. Yeğenlere çocuklarıma afiyet bal şeker olsun inşallah. Amin. Afiyetle bizler yiyelim. Artık acıktık. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah sizin beğenerekten izleyeceğiniz bir video hazırlamışımdır size. Görselleriyle. Hoşça kalın.